Arkadaşlar herkese merhaba. Biliyorsunuz Intercom serilerini inceliyoruz KN Master'ın. Bugün en çok satılan intercom'ları inceleyeceğiz. Özellikle önceki dönemlerde, bu son yeni dönemlerde daha yeni, daha böyle farklı tipte intercom'lar gelse de şöyle görmüş olduğunuz KN 4000 ve KN 2000'i inceleyeceğiz bugün. Bunların kendileri arasında ayrıldığı iki şey var adlarından da belli. KN 4000, KN 2000. Aslında aynı intercom'lar. Nedir bunların farkı? Biri 4 kişi konferans yapabiliyor. Diğeri ise 2 kişi konferans yapabiliyor. Hani biz zamanında çok şey yaptık. Ya 6 kişilik, 10 kişilik konferans yapabiliyormuşuz ya. Hadi beraber bundan alalım. Dediğim birçok arkadaşımla hiç konferans görüşmesi yapamadım desem ne dersiniz? Bunu ciddi göz önünde bulundurun. Ona göre arkadaşlar tercih edin. Hani tabii ki almışken yani 4-6 kişiliği almak makul. Olur da bir gün yolda denk gelirsek diye. Evet arkadaşlar bu KN2000 ve KN4000'in 17 saat intercom kullanma süresi var. Yani nedir bu? Intercom'da aktif görüşmeleriniz yapabildiğiniz 17 saatiniz var. 2. Geçiyorum. Burada şimdi kutuların üzerinde bütün evrensel özellikleri yazıyordur. Hani şunları çok değinmeyi düşünmüyorum açıkçası. İşte kasklar evrenseldir. Her intercom her kaska uymayabilir falan filan bunları yapmayacağım. Artık bu çağı geçtiğimizi bütün motorcu arkadaşlarımızın bunların ne olduğunu ana kemik şeylerin bildiğini varsayıyorum. Özellikle bizi takip ediyor ise. Şimdi burada tüm kasklarla uyumlu. 2 yıl garanti var. Şimdi işin açığı en güzel olay burada ne biliyor musunuz? Şöyle düz tutayım. 2 yıl garantinin olması ve karşınızda muhatap bir firmayı bulabilmeniz veyahut bence en en önemli olan şey yedek parça. Diyelim ki interkomunuzu kullanıyorsunuz, kaskınız düştüğü bir şey oldu, işte kulaklık koptu veya zarar gördü, bir şey oldu. Hemen gidip diyelim ki interkomunuz var, ikinci iç seti alıp uygun bir fiyata seti hemen alabiliyorsunuz. Ve yani tek yani iki kaskınızda tek interkom kullanabiliyorsunuz. Bu güzel bir artı bunu kaçırmayın. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Neler varmış burada? Stereo müzik biliyorsunuz bunları. Son arama. Yani ne demiştik? Bindik arkadaşımızla gittik bir yerde buluşacağız. Adamı arayacaksın telefonu falan çıkartmana gerek yok. Hemen ne yapıyorsun? Bir kere açma kapama düğmesine basıp müziğin çalıyorsa onu durduruyorsun ilk önce. Sonra ses açma düğmesi var. Artı işareti. Ona iki kere tıkladığınız zaman Son arama kişilerinize gideceksiniz. Yani ben en son kimi aradım? Afrika Kemal'i aradım. Yok Serkan'ı aradım. Falan filan. Birini böylece ulaşabiliyorsunuz. Devam ediyorum. 900 miliamper bataryası var. Yani işte bu 17 saat kullanımı size eşin açığı burası veriyor. Hatta şuradan da böyle söyleyeyim size. Saatlerde yanlışlık yapmak istemiyorum. Telefonla konuşma süresi 17 saat arkadaşlar. Intercom kullanım süresi 15 saat. Bekleme süresi 400 saat olarak verilmiş. Bunları yazın bir kenara. İkincisi diyelim ki çok uzun yolculuklara gittiniz veya kurye arkadaşlarım. Kurye arkadaşlarım da alabilir. çünkü dayanıklı bir interkom. Gün içinde şarjınız bitiyorsa ne yapıyorsunuz? Hemen interkomunuzu çıkartıp aynı jacktan giriş değil bir USB-C yok burada mini USB ile. Alttan bir bölüm var açıyorsunuz. Hem kullanırken hem de şarj edebilme özelliği var. Bunu da yazın bir kenara. Navigasyon desteği var. Nedir bu? İşte telefonunuzdan koydunuz, bağlantınızı yaptınız ama cebinize koydunuz. 100 metre ileriden sağa dön, sola dön, hop oradan u yap falan. O tarz iletişimde sizinle de kuruyor. Darbelere karşı dayanıklı tasarım. Bunu geçiyorum. Türkçe seslendirme. Oh yeah, come on. Şimdi açtığınız zaman interkomunuzu. Hatta şöyle bir size açayım. Hatta ikinci mikrofonumu da içine koyacağım. Bak şimdi. Ben şurada her şeyimi hazırladım. Bak bu kapandı. Açıktı az önce. Şimdi açıyoruz interkomu. Merhaba batarya %50 ve bağlantı şeklinde hemen sizi Türkçe desteğiyle karşıladı. Şimdi bu nerede işinize yarayacak Türkçe desteği? Abi işte interkom eşleştireceksin, hangi moddasın, pairing mod, o mod bir de biliyorsun İngiliz aksanıyla onlar bazen konuşuyor. Bazen kafan karışabiliyor İngilizce bilmeyen arkadaşlar için. Biz bildiğimiz halde bazen karıştırabiliyoruz. Türkçe desteği bu anlamda güzel. İki kişilik görüşme. Yani 2000'de 2 kişi bağlanabiliyorsun. 4000'de 4 kişi bağlanabiliyorsun. Nedir bu işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma 4 kişi bağlandı, konuşabiliyoruz 4000'le. Eğer 2 kişi bağlanacaksın, Kane 2000 alacaksın. İşte bunları birbirinden ayıran bence en büyük özellik o. Şöyle de göstereyim arkadaşlar, bunun renk renk seçenekleri var. İşte bir tanesi gri, bir tanesi mor, sarısı var, kırmızısı var. İşte kaskına, üstüne, başına göre bu rengi de seçebiliyorsun. Az önce ne yaptık? Burada bir açma kapama düğmemiz var. Burada bir tane ses açıp değiştirme, ses kısma, ses açma, aynı zamanda şarkıları atlama. İşte bu artı tuşuna iki kere bastığın zaman son aramaya görme. İşte bu efendime söyleyeyim açma kapama düğmesine iki kere bastığın zaman bataryanın yüzde kaç Tıklıyorsun ilk kere diyor ki işte batarya yüzde elli diyor mesela. Veya da işte intercom eşleşmeleri yapacaksanız da önde ayrı bir tuşu var. Totalde dört tane tuş var. Alt tarafında şarj edebilmeniz için mini USB var burada. Şöyle göstereyim. Burada da mikrofonunuzun girdiği yer var arkadaşlar. İki kişilik görüşme dedik. İşte renk seçeneği. Bu renk seçeneklerinden bahsettik. Onun dışında müzik çalar kontrolü. Evet işte. bu motorcunun bence en sevdiği o yüzden. Ben intercom'u müzik dinlemek için kullanıyorum. Ya da telefon çalarsa aramak için kullanıyorum. Genelde pek tek tabanca takıldığım için arkadaşlar çok şey yapamıyorum. Şimdi müziğinizi açtınız arkadaşlar. Diyelim ki bağlandınız. Müzik ses açacaksınız. Hemen burada zaten artı tuşu var. Bir de burada eksi tuşu var. Ses açmak için basıp basıp çekiyorsun ve işte kısmak için basıp basıp çekiyorsun. Peki şarkı atlayacaksın. O zaman artı tuşuna İki kere böyle tık tık yapacaksın bir sonraki şarkıya veya işte bir önceki çalan şarkıyı çok sevdin gazlıyorsun tam seni de gaza getirdi falan ama şarkı bitti saçma sapan bir şarkı çıktı o zaman eksi tuşuna iki kere basarak bir önceki şarkıya dönebiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Şimdi burada genişletilmiş dinamik hoparlör diyor. Şimdi KN 4000 de denedim biliyorsunuz KN 6000 de kullanıyorum. İşin açığı KN 6000'in hoparlörleri bana bir tık daha çok uçurum fark olmasa da arada bir tık daha iyi geldi. 4000 4000'e nazaran zaten aynı kn 4000 2000 aynı arkadaşlar. Bir tık daha sanki iyi ama bunu böyle hani ondan takıp ona taktım işte ee, evet bir tık falan hani o seviyede olduğunu düşünebilirsiniz. <laughs> Geçiyoruz bir sonraki özelliği arkadaşlar. Eş zamanlı çift telefon bağlantısı. Yani bu nedir? Intercom'u açtın. Ben kendi telefonumu eşledim. Bir tane de şirket attım var. Onu da eşleyebilirim. Anlatabildim mi? Şimdi böyle şirkette çalışanlar veya işte kurye arkadaşlarım belki dükkan telefon verecek sana. Bir tane de şahsi telefonun olacak. İkisini de aynı bağladığın zaman işte hangisi çalarsa onu cevaplayabiliyorsun. Kaptın buradan mevzuyu. Bence kaptın. Geçiyorum. Suya karşı dayanıklı. Evet şimdi bu İstenilen bir özellik biliyorsunuz. Yani bir teknolojik bir cihaz alıyorsunuz ve hani dersin ya motorda kullanacağım. Lan şimdi patlı araba falan yağmur yağar intercom mu çıkartacağız cebimizden? Hayır abi çıkartmayacaksın. Yalnızca burada bir şey isteniyor. Burada şimdi iki tane kapak var şöyle. Biri şarj, biri ise mikrofon. Şimdi buraya mikrofonunuzun da girişinde, jack'ın girişinde minik bir o-ring var arkadaşlar. Onu oraya iyice oturtturmanız lazım. Hani arada bir boşluk kalmaması lazım. Onu oturttuktan sonra interkomunuz suya karşı dayanıklı yani su geçirmez özelliğine sahip. Şimdi geliyorum Siri desteği veya Android Bixby desteği ki bence artık işte biliyorsunuz artık yapay zekalar koptu gidiyor chat GPT'ler bilmem neler hepimiz kullanmaya başladık. E Siri de bize sağ olsun yardımcı oluyor arkadaşımız Siri. Hemen kasta giderken tıklıyorsun abi Siri desteğini artı tuşundan. Diyorsun ki hey Siri işte artı tuşuna uzun süre basınca böyle arkadaşlar müzik çalmıyorken artı tuşuna basılı tutunca işte ben yapıyor. İşte hey Siri işte X kişiyi ara veya hey Siri bilmem ne hey Siri o Siri'den artık neler istiyorsunuz bilemem de hani kimi aramasını veya neler yapmak istediğini bilmiyorum. O konuda size orada yardımcı oluyorlar. Şimdi 1800 metre frekans aralığı var diyor. Frekans aralığı yanlış söyledim galiba işte menzili diyelim. Ama bu nasıl 1800 kilometre Abi gidiyorsun route 66'da 1800 kilometre Evet orada belki yakalayabilirsin dümdüz yol. Ama böyle şehir içinde trafikte işte döndün böyle kalabalık bir yerde kullanıyorsan bu aşağılara düşüyor. Yalan yok yani. Öyle hemen gittim 2 kilometre var seni duyuyor falan. İşte böyle 2 3 sokak döndükten sonra hop kopmaya başlıyor. Sonra tekrar bağlantı yapmanız gerekiyor. E bir de Motopark TV var sağ olsun. Motopark TV 10 kodunu yazdığın zaman sana bu intercom %10 indirimle gelecek. Fiyatını en son söyleyeceğim arkadaşlar. Diyelim ki girdiniz işte 1500 lira 150 lira inecek abi. Allah bereket versin cebine kalır motoruna benzin atarsın. Aklımıza gelsin bir like bir abonelik yaparsan seviniriz. Devam ediyoruz. Şimdi buradaki özellikleri bitirdik arkadaşlar. Aile dinamik tasarım falan bunları çok takılmıyoruz. Şimdi içinden neler çıkıyor intercomun? Hop açtık bakalım intercomumuzun kutusunu. Pandora'nın sandığını. Şimdi burada bir tane interkom setinin bildiğiniz bir kitapçığı var. Burada neler var? Türkçe bir kere. İşte ya o oradanmış ya buna basınca ne oluyormuş? Bizim halkımız pek, ben de daha sevmem bunu okumayı ama okursak aslında hiç böyle YouTube'da nasıl eşleşiyormuş, nasıl bağlanıyormuş işte şunu şöyle soralım falan filan mevzularınız ortadan kalkıyor. Okuyun, okutturun arkadaşlar. Onun dışında hemen böyle bir paket var. Buradan neler çıkıyor? Hemen hepsine bakalım. Şimdi dökül bakalım. Şimdi burada arkadaşlar Biliyorsunuz hemen kulaklık hoparlörlerimiz var burada. Bunları içeriye takıyorsunuz. Bunların üzerinde cırtlar geliyor ve bunların yedekleri var. Bantlı mantlı böyle bir şekilde cırtlıyorsunuz şöyle. Sesi duyuyorsunuzdur. Bunu ilk önce kaskınıza yapıştırıyorsunuz. Sonra da bunu böyle hop üzerine yapıştırın zaman kalıyor. Bununla beraber şöyle uzun spirali olan mikrofon genelde açık kasklar için kullanılıyor. Hani böyle çene açılır veya efendime söyleyeyim işte oraya yapıştıramazsın bunu. Veya yarım kasklarda buradan böyle pıt diye kalır burada bu. Bunu onlar da kullanıyorsunuz ama dilerseniz full face'te bunu kullanamaz mısınız? Gayet tabii kullanabilirsiniz. Onun yerine şöyle bir mikrofon daha var. Bu da işte full face kaslara daha çok işe yarıyor. Petten geçireceğin, içeriden takacağın hemen yine burada yapışkanı var. Tak diye geçireceğin içeride öyle bir pıpırık gibi oynamayacak o. Burada böyle rahat rahat konuşacaksın ki böyle mikrofonun üzerinde gürültü engelleme olayları var. Karşı tarafa sesiniz daha pürüzsüz bir şekilde gitmeye çalışıyor. Hemen buradan arkadaşlar şarj kablosu çıkıyor. Mini USB. Burası da normal USB çıkıştı. Burada sizi uyarmam gereken bir şey var. Hani şimdi böyle zaman bizim için çok önemli bir kavram. Hepiniz için biliyoruz. Fakat işte hızlı şarj olsun çok kuvvetli adaptörlerle lütfen şarj etmeyin. Uygun böyle kendi çapında öyle her şeyde çok hızlı şarj etmeden bir adaptörle şarj etmenizi kendim tavsiye ediyorum size. Onun dışında içinden yine böyle ek yapışkanlar çıkıyor işte bu kaskın kenarlarına yapıştırabilmek için. Evet başka ne çıkıyor? Şimdi bir de burada. Şimdi kaskını bunu neresine yapıştıracaksın arkadaşlar? Önemli olan soru. Geldik buraya. Şimdi burada iki seçenek var. Bir tane böyle klipsli var. Eğer kaskın içi müsaitse şuradan cıvataları gevşetiyorsun. Bu içinde alyan takımı da var bu arada. Gevşetiyorsun. Bunu böyle kaskın şöyle şurasına böyle geçiriyorsun. Intercom'un yuvası var buraya oturuyor. Dilersen böyle yapabilirsin. Ya da dilersen benim gibi buraya direkt yapıştırıyorsun. Hatta bak şöyle göstereyim. Gözlerinizi benden ayırmayın arkadaşlar. Şöyle alttan çekeceğim. Bir saniye. Böyle bu burada arkadaşlar şöyle bir şekilde yapışık. Ki bu da buraya şöyle cırtlı. Cırtı yapıştırıyorsun. Pratik kullanım. Öyle korkmayın hemen uçmuyor. Ben yaklaşık bir 200 hızlara çıktım. Hiçbir şey olmadı. Bunu da böyle şuradan şöyle tekrar takıyorsunuz. Önce dur bunu takmam gerekiyor. Bir saniye. Ben birazcık kablosunu dar yapmıştım bunu. Şık bu nerede pratik biliyor musunuz ya o taraftan geçirdiğin zaman pek kaskın orasını bazen zedeleyebiliyor Ayrıyetten işte diyelim ki iki kaskın var tek interkomun var ne yapacaksın cırt cırt hemen bir tane mikrofon seti daha alacaksın şak şak ona yapıştıracaksın geçecek bitecek evet bunları da buradan böyle bir toparlayalım Şimdi size böyle bir de içeride çalan müziğin şiddetini göstereyim. Tabii ki bunu kafanıza taktığınız zaman daha farklı hissedeceksiniz. Ama hemen şöyle size şunu gösterebilirim. Açıl susam açıl mikrofonumu açtım. Şuradan. Böyle de bir ses sistemi var. Dinleyelim. Kopuyoruz kafanın Gazlıyoruz şu an. Kendinizi öyle hayal edin. Kapatın gözlerinizi. Gidiyorsunuz böyle falan. falan pişman. Sesi dinlettik böyle. Şimdi diyelim bir de Siri'ye bağlanacaksın. Az önce yanlış söylemiş olabilirim. Artı ile eksiği bazen karıştırıyorum. Eksi tuşuna geliyorsun abi. İki kere basıyorsun. Dınk hemen çıkıyor oradan. Siri işte ne isteyeceksin? Siri'ye buradan onları söylüyorsun. Siri de sana cevap veriyor. Şimdi bunlara okeyiz. Şimdi ben de kendi biraz fikirlerimi, görüşlerimi anlatayım size Intercom'la ilgili. Şimdi bunu kullanıyoruz eyvallah evet güzel. Şimdi daha önce KN6000'i biliyorsunuz hala GTR'de arkada duruyor. GTR'de kullanıyorum. Şimdi onda bir rolon sistemi var. Nedir bu rolon? Yuvarlak bir tuş var. Çevir aç kapa yapıyorsun bunlar güzel. Fakat burada böyle hani çıplak elle günlük skuterda böyle eldiven takmıyorsan ki takmanı kesinlikle tavsiye ederim ama bazı arkadaşlarımız var takmıyor. Çıplak elle tuşları hissedebiliyorsun. Totalde 4 tuş var zaten. Hepsini 4 tuşla yapıyorsun ama yani biraz eldiven taktığın zaman lan bu ...intercom muydu, bu artı mıydı, bu eksi miydi, işte bu neydi, açma-kapama düğmesi neydi... ...derken bir haftanı böyle geçiriyorsun. Çünkü hatırlayamıyorsun hangisi nerede. Ama bir hafta sonra hepsinin yerini ezberliyorsun. Elini en arkadaki tuşa koyuyorsun. İlk önce açma-kapama düğmesine koyuyorsun elini. Sonra öne doğru geliyorsun. Ha, bu açma-kapama, bu eksi, bu artı, bu interkom oradan bulup yönlenebiliyorsun. Ama dediğim gibi bana sorsan... Rolon kullanmak bence daha basit geldi bana. Özellikle Rolonlu bir interkomdan buna geçtikten sonra daha basit geldi. Şimdi gelelim fiyatlara. Arkadaşlar bugün Kane 4000 almak istiyorsanız eğer 1899 TL. Biz onu bin, 1900 lira diyelim arkadaşlar. Burada da yine hatırlatıyorum. Motopark TV 10 indirimini kullanarak %10 indirim alabilirsin. Niye veriyor daha fazla para? Al %10 indirimini senin olsun. Benzin koy, gez, dolaş. Bunun dışında böyle. Ya yine nacizane fikrim. Ben 4000 alın, 2000 alın, 6000 alım bilmiyorum. Ben sadece roll intercomla çok rahat ettim. Bilmiyorum. Belki siz de aynı şeyleri düşünebilirsiniz. Veya ya ben tuşluyla daha rahat ediyor biliyorum diyebilirsiniz. Buna nazaran diğer videoları şöyle şuralara bir yerlere atarım. Bir 6000 de dinleyin bizim dilimizden. Ona göre karar verirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar olsun. Başka bir bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Bir de indirim kodunu mutlaka kullanın. Paranız cebinizde kalsın abi. Hoşçakalın.